Herkese merhaba. E, bugün sizlerle birlikte Flutter'da uygulama yapmaktan ziyade işte böyle komponentleri vesaire konuşmaktan ziyade şey yapmayı düşündüm. Dedim ki e, bu kadar insanlar herkes bir şeyler yazıyorlar. İşte Flutter'da ne bileyim başka diller de olur bu arada. Sadece Flutter olarak düşünmeyin. E, bunu yazarken aslında kalite için ne yapıyoruz diye sormak istedim kendime ve Bence e, görülmeyen ama işlerinizi inanılmaz hızlandırılacak bir kavram üzerinde konuşmak istiyorum. Hem anlatmak hem de birkaç örneğini yapmak istiyorum. Bu dediğim kavramda da tabii ki de nedir? Belki de birçoğunuz aklına gelmiştir. Test kavramı. Şimdi test kavramı e, benim gördüğüm şu ana kadar hayatımda birçok insan tarafından e, işte zamanımız yok, projeden ötürü bilmem neyimiz yok. Şundan ötürü şuymuz yok, şundan ötürü buyumuz yok. 10000 bin, bin satırlık projelerin olduktan iddia edenlerin testinin olmaması çok vahim. Yani e, özellikle 2020-2021, yani gelecek developmentınızda olmasından ziyade ise sizlere kalite standartınızı da arttırmanız gerekiyor. Bula bula. Neyse bunlar uzun konular. Böyle bir de diplomatik konular. Çok uyumaya gerek yok ama... Şöyle bir şey var. Gerçekten yaptığınız işi inanılmaz daha hızlı yapmak istiyorsanız unit test yazarak inanılmaz daha verimli, kaliteli ve içinizin daha rahat edeceği bir development hayata yatırabilirsiniz. Ama buradaki çok önemli olan nokta şu. Yazmaya başlamazsanız bir kere bile hiçbir zaman için bir daha yazamazsınız. Ve unit testi tabii ki de proje bittikten sonra unit test yazılmaz. Bununla varsa böyle düşünceniz bunu unutun. Unit test proje canlıda yaşarken yazılır ve sizin ihtiyaçlarınızı çözmek üzerine gider. Bu çok nettir yani bunun aksini bence tartışmak yanlış. Biz daha çok e, kavramlar üzerinden değerlidir yapmak üzerinden gidelim ama unit test kavramı basit düzeyde aslında çok temelce şu herhangi bir senaryonuzun canlı kod yani makine şey kullanım ekrandaki kullanımından önce bir testten geçmesi ve testten başarılı olarak geçtiyse o kodun direkt ekrana dahil edilmesi diyebilirim. Şimdi burada şöyle bir lojik var. Unit testinde tabii ki de belki de piyasada okumuşsanız veya takip ediyorsanız TDD bir de BDD diye bir kavramlar var. Test Driven Development aslında. O kavram üzerinde mesela şey dönüyor konuşulduğunda işte önüne proje biraz yavaş çıkabilir. Şöyle olabilir. Bu tamamen development üzerinde ama bir başlarsanız test yazmaya ben inanıyorum ki çok çok iyi hızlı projeler geliştireceksiniz. Şimdi şöyle bir şey var. Teste başlayalım ondan sonra devam edelim. BDD testi de Behavior Driven Development olarak geçiyor. Behavior. O da şey bu Cucumber işte bu UI test eden arkadaşların yazdığı feature den 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 olarak yaptıkları iş oluyor aslında. Ha şuradan düştük mü? Şurayı bir de açayım. Arada düşüyor niyeyse bilmiyorum. Şurada şunu açayımken tekrardan. Şurası bir büyüyecek. Çok büyüdüm. küçülttüm. Şuradan da bir float on top yaptım. Tamam. Okey. BDD, TDD kavramlarını döndürürüz. TDD'de konuştukça şimdi yolda yaparız. Ama e, günün sonunda dediğim gibi iki tane önemli olan var. UI testi ve unit testi. Şimdi UI testi hani fonksiyonel test, smoke testi, fonksiyonel test olarak geçen kavram bu bize Flutter ilk açtığınızda gelen şu olay aslında şu yaptığı logik. Bir ekranda bir widget arayıp widget'a göre işte varsa yoksa buna göre işlem yapan bir logic. Bu daha çok arkadaşlar piyasada UI testiyle uğraşan arkadaşların yaptığı bir iş. Ee, işte ekranda böyle bir ekran varsa şunu yap, şu yoksa şunu yap gibi. Ee, bu birazcık daha bence bu soruya bırakılabilir bir şey. Benim şahsi kanım. Ama Unit test işi sonraya bırakılmaz. Unit test içinde başlamamız gereken birkaç tane yöntem var. O şekilde gittiğimiz aslında çok da zorlanmayacağımızı göreceğiz. Şimdi ben geliyorum şuraya. Hani piyasada %100 sıklıkça verilen bir tane örnek göstereyim ben size. Ondan sonradan da siz bakın. Şimdi şöyle gidelim. Şunları kapatıyorum. Sizin şurada yazdığınız biraz kodlar falan var diyelim. Çok önemli değil. Dediğim gibi testiniz var. Eğer aynı projede iki tane şey yapacaksanız unit ve UI diye de ayırabilirsiniz ama ee, ben genelde ayırmıyorum. Hani şöyle unit dersiniz. Unit testleri buraya toplarsınız. Hani eğer ikisini de yazacaksanız unit olsun. Ya buraya da geleyim mesela. Bir tane sample.dart diyeceğim. İlk yaptığım hatayı size de söyleyeceğim. Hani unit test yazıyorum ya bir tane. Ee, şey. Ah diye değiştireceğim. Sample.dart dedim. Hemen yani genelde açıkçası öyle çok bir daha gidip kodu yazmak da şu main testleri falan işte normalde aslında yaptığı şey şu main'i içerisine atmak da şu, şu şöyle, şöyle güzel bir süslü void main yapmış ya aslında o, yani çok da gerek yok. Şöyle main yazsam zaten gelecek. Tamam mı? Main'in içerisinde yazıyorum. Şurada da aslında test yazdığımda şu test adımları için aslında test yapacağım senaryoları bu test logic'in içerisinde yazıyorum. Testin ilk kısmında yapacağım iş sample sample test. Senaryo sample testim senaryo falan demek yok. Bodies'in de aslında benden bir tane yapacağı senaryomu çizmemi bekliyor. Ve ona göre de bir sonuç döndüreceğim. Ee, ve bunu unutmayın hep test test diye gider bu arada. Yeri bir isim almaz test bir almaz test test diye gider. Buradaki hareketim de şu. Mesela mesela çok basit hani piyasadaki verilen örnek şu. Çok basit hemen size yapayım bir tane. Ee, şuraya bir tane counter yazarım. Counter noktadar. Sileceğim bunu sonra. Class Şöyle counter var. Tamam mı? Counter sizden bir tane final integer number alıyor. Tamam mı? Number'ını aldı size döndürdü bunu, Döndürdü. Sonrasından da e, isterseniz add'i de arttırabildiniz ama increase'di herhalde. Increase. Yanlış yazmış olabilirim. Hemen bakacağım şuradan. Increase. Şöyle doğru yazmış olabilir miyim? doğru yazmış ben. Increase yes. Arttıracağım. Tamam mı? Bu da ne yapıyor aslında? Gelen içerisindeki şu içerideki o integer number değerini alıp şöyle şöyle yapayım. Bu da integer döndürsün. Şu number değerini return number artı artı diyeyim. Ya da artı bir diyeyim ki daha iyi hani görün. Bu en basit piyasanın her yerinde görebileceğiniz hatta bunu da short edecek olsaydım şöyle derdim. Yani bu unit test işte UI test falan filan TDD falan en başındaki yer. Şimdi sample testime geliyorum diyorum ki ben counter'dan bir tane nesne oluşturacağım. Var diyelim var ya da final fark etmez. Final counter eşittir. Counter'dan bir nesne oluşturuyorum. Number'ı 5 olanı veriyorum. Tamam mı? Sonra geliyorum diyorum ki bu kardeşim bu counter'ı Counter increase diyorum. Arttırdı. Beklentim de şu. Expect de bu beklentimi kontrol ediyorum. Diyorum ki benim bu counterımın içerisindeki number'ımın alt olmasını bekliyorum. Yaptığım tek işlem bu. Expect'in bir türlü çeşidi var burada. Asenkron falan yapmak için işte üst üste birkaç tane böyle asenkron işlemleri yapmak için bayağı bir şeyleri var. Böyle expect değerlerinin bu expect farklı gerçi de. Expect yazayım şöyle. Burada bir şeyler var ama benim en çok kullandıklarım aslında direkt kendi Expect'i. Çok da kasıp da böyle içerisinde dağılmıyorum. Sakin sakin yapıp bitiriyorum. Şimdi bu normal senaryo. Bak şimdi ben bunu ilk böyle yazıyorum tamam mı? Böyle yazıyorum. Ya arkadaş diyorum buraya geliyorum. Ulan run bak var yani de yok. Ya Allah Allah diyorum yani nerede hata yaptık ne yaptık falan. Ya gelemedim. Tabii sonra da anladım ki aslında Dart ya da Flutter içerisinde bir prefix kullanıyor, suffix kullanıyor içerisinde test faylarının test almasını gerekiyor. Eğer test alırsanız Visual Code'da bunları görebiliyorsunuz. Ve aslında şunu sağlamış oluyor size. Bakın çok basit seviyede ben şu an hiç business'ımda, UI'ımda uygulamayı ayağa kaldırmıyorum. Ee, i̇şte iOS'ta derlemiyorum, Flutter'da, Android'de derlemiyorum. Çok hızlıca gidip projemi, e, bu çalıştığım projeyi yazdığım sınıfımı deniyorum. Diyorum ki ben bu sınıfın doğru çalışmıştır kardeşim diyorum. Eğer bunu yapıp doğru çalışmışsa zaten logime devam ediyorum. Counter nokta number 5 oldu. Increase ettik. Aslında ne yaptık? 5 verdik. Şuraya geleyim. Ha tabii aslında counter increase 6 döndürüyor. Yukarıdakini de yapmadım. Normal. Mesela bak şurada hata aldım. İşte test driving development'teki yani mantık bu aslında. Bakıyorsun mesela geçmedi. Kırmızı. Şu an burada kalıyorum. Patladı. Bunu düzeltmem için de ne yapmam lazım? counter.increase'e gidiyorum. Aslında şöyle olmasın. This.number eşittir. Eşit artı 1 olması lazım. Ve şunu da final çıkması lazım. Logic bu kadar aslında. 6 diyorum. Şimdi tekrardan ben bunu çalıştırdığımda, tekrardan çalıştırdığımda hani şu an gri, red geldi. Red green falan muhabbetini çok göreceksiniz. <laughs> Çalışıyor. 6'yı gördüm. Bak çalıştı. Artık ben bunu yayımda bir daha bundan bu geldi mi? Logic'te bu oldu mu demeden kullanabilirim. Veya veya yine çok hızlı yapacağım bir örnekten bir tanesi şu. Sample user mesela. Benim müşürde yanlış tanımıyorsam modemde yüz user var. User var. User mesela. User. Sample user var. Tamam mı? Ben artık şu user'dan bir obje oluşturuyorum. Tamam mı? Şurayı sileyim şöyle. Şurayı sileyim. Final user tamam mı? User'ımın name'ine de veli veriyorum. Tamam mı? Geliyorum ki kardeşim user diyorum. User nokta veli olmasını bekliyorum diyorum. Veya user nokta name'in is not empty olmasını bekliyorum. Is not empty özelliğinin true olmasını bekliyorum. Ben bunu buraya verdiğimde bak şimdi aslında sizin görmüyorsunuz ama ee, birçok matematiksel lojikten kurtuluyorsunuz. Direkt sonuç odaklanıyorsunuz. Turu turu. Yani aslında bir yerden bir data geldiğinde bir yerden bir şey geldiğinde bu sayede aslında bir sınıfla yapıyorsunuz. Bakın burada en önemli olan nokta şu. İlerleyeceğim şimdi. ilerlemek istiyorum. Units'in altına geldim. Bak şimdi benim bir servisim var değil mi? Şimdi projede benim bir tane servisim var. Burada JSON falan da yapar mı? Şu an gerek yok. Şimdi servisim var değil mi? Nerede? Counter Dart kalsın. Önemli değil. Firebase servisim var abi. Firebase'te ne kullanmışız? Get user kullanmışım. İşte Firebase user stories'unu döndürüyor. Tamam mı? Şu JSON'a gidiyor. Şuraya. User JSON'u döndürüyor. Bakıyorum neymiş falan filan. Şimdi bak ben buraya geliyorum. Diyorum ki ya tamam süpermiş diyorum. O zaman şuraya gelip bunun unit testini yazıyorum. Aslında daha buna hiç başlamadan önce. Ne diyorum biliyor musun? Diyorum ki new file. Neydi benim bu? Ee, i̇stersen bunu feature base olarak da bölebilirim. Mesela user login user login de aslında user ve login de falan bölmek lazım da şu an user diye böleyim user dedim new file dedim user test .dart dedim tamam mı şuraya geliyorum işte şurada main function yapalım bunu main tamam mı argümantisimi verdim tamam mıyız şuraya geliyorum test yazıyorum tamam mı diyorum ki get users okey buraya geliyorum Şuraya da modelimi şimdi yapacağım işleme geliyorum. Şimdi benim bir tane neyim varmış? Firebase servisim varmış. Şimdi bak bunu her projede şöyle yapabilirim. Şimdi birinci sıradan gideyim size göstereyim. Final e, Firebase Aa, servis. Ha, servis Firebase servis. Ah. Firebase servis. Firebase servisten alsın tamam mı? Sonrasında da gitsin final response desin Firebase servise istek atsın get users desin ben list user bekliyorum ya sonrasında response ne? Bak feature list user. Şunun başına da bir de await evet koyayım ki bu async bir işlem olsun. Tamam mı? Eğer diyeyim şuraya expect Res Ay şöyle expect expect diyeceğim ki response nokta data olur ya da response olur. Response şöyle yapıyorum. Is is diye de kullanım var. List user mı? Tamam mı? Şöyle yapıyorum. List user mı? Eğer bu ise true olmasını bekliyorum. Benim beklentim bu. Eğer bu ise tamam diyorum. Bu logic doğru. Ve ben bunu kullanabilirim. Şimdi bunu buraya yazdım. Bitti işim. Şimdi gelin isteğimizi atalım. Sonucumuzu görelim ve kullanalım. Bir ufak kullanımdan bahsedeceğim size, bu iflet, gotlet, swift'teki arkadaşlar çok alışık olduğu bir kullanım. Eğer siz şöyle yapabilirsiniz içerisinde, diyelim ki bir response geldi, şu izi kullandınız diyelim. Hani response normal, mesela dynamic bir şeyin mesela şöyle göstereyim daha iyi olacak. var x diyorum tamam mı? x dedim var x dynamic değil mi? x, şöyle yapabilirsiniz, if x is mesela stringse buraya giriyor ya artık siz x'i string olarak görür, kullanabilirsiniz. Yani aslında bu bir şey check gibi. İşte variable'ın obje guardlet force, check, force check ama guardlet gibi oluyor işte. Yani siz objeyi check ediyorsunuz. Başarılıysa eğer bu blokta yazarsanız artık o blok o objeyi o şekilde kullanabiliyorsunuz. Güzel oluyor bence. Arada tatlı kullanabilirsiniz. Şimdi bunu kullandınız. Şuraya geliyorum artık. Expect'e. Şimdi gel geliyorum basıyorum. Tamam mı? Şimdi Response geldi. Response geldi. Bakıyorum. Response'un length'i var. Hatta şöyle bir devam edeceksem zaten. Bak. Users list olarak gö geldiğini gördüm ve işlemi bitirdim. Aslında benim en büyük senaryom bu. Hani şöyle devam edecek olursa mesela get users değil de get user diyeyim tamam mı? Diyelim ki yeni bir şey yazacağım. Bak şimdi yeni bir servis yazacağım ama ön taraf daha hiç kullanmayacak bunu. Diyorum ki şimdi ben normalde get student'tan yapayım daha güzel olurdur. Bir tane get student'ını hemen şöyle yapalım. Get student. Zaten anladınız logiyi. Firebase get students diyorum. Bunun da student olmasını bekliyorum. Tamam. Eğer buysa artık diyorum bu logik de doğru bu servisinde doğru çalışıyor. Bak şimdi buradaki aslında en önemli kazandığınız know-how şu. Backend'deki arkadaşlarla konuşurken onlardan aldığınız şeylerde hatalar çıkabilir. Uygulamanın bir yerinde bir hata alabilirsiniz. Eğer buradakileri düzgün kurgularsanız, misal diyelim feed'in altındaki bir datanızda bir yerde patlama var, crash. Hemen önce unit testi çalıştırırsın. Eğer buradaki senaryo doğru geliyor, responslar doğru çalışıyorsa dersin ki tamam doğru ama çok sık backend değişikliği yaşadığınızı düşünüyorsanız vesaire oralarda da işte backenddeki arkadaş işte değişti değişmedi muhabbetine girmeden ve şöyle düşünün bir mobil uygulama üzerinde bir başlıyorsunuz ta ekranın sonunda bir lojiniz var. Ta oraya kadar gidene kadar falan filan bir dünya zaman geçiyor. Ondan ziyade bir unit testini yazıp bu unit testi de çok güzel senaryolarınızı yaparsanız on numara 5 yıldız olur. Şimdi response ne geldi? Student geldi. Benim istediğim senaryo geldi. Şimdi bak şuraya bir şey yazalım. Hep birlikte TDD mantığından gidelim. Şimdi ben Get Students var ya, get, neden şey Get Students tercih ettim? Çünkü o key ile çalışıyor. Bu liste çalıştığı için sıfır önce. O da olurdu yani. yani şey anlatmaya çalışıyorum. E, ee, Students.json dersem gelir mi? Şuna gidiyorum ya. Eğer şuraya. Şimdi Students.json'a gittim ama burada data yokmuş herhalde. User JSON'a gidelim. Students JSON'a niye silinmiş anlamadım. Neyse buluruz. Students yok mu? Ha var. Tabii tamam, Students altındaki şu key'e giderek tamam mı? Bu bir noise geldiği bir olduğu için bu key ile şuradan Students slash şunla benim bu datayı çekebiliyor olmam lazım. Tabii ki sonunda bu olursa çekemezsin. Şu olmadan. Çekebiliyor olman lazım ve bunu nasıl student olmasını bekliyorum. Benim yapacağım logic bu. Şimdi bak bunu hiç daha frontend butona basmakla falan uğraşmıyorum. Alıyorum bunu buraya kopyalıyorum tamam mı? Get student diyorum tamam mı? Sonra bundan da bir tane string key bekliyorum bu kadar basit. String key bekliyorum ve diyorum kardeşim ben sana doğru dönersem student döneceğim. Tamam mı? Student döneceğim. Sonra firebase student cinsine gidiyorum ama burada bir tek daha atıp Key'i kullanıyorum. Okey. Sonra response'ımı atıyorum gelen response'umu da şurada diyorum ki bunu bir map'e çevirdi ya şurada. Map'e çevirdikten sonra artık şurada yapacağım işlem şu. Return student nokta from Jason json modelleyeceğim ve login bitireceğim. Bu kadar basit. Şimdi ben buraya geldim. Bak şimdi hiç daha sayfamda bak şu an uygulamamın belki birçok büyük kısmını yazıyorum. Şuraya geldim. Şimdi aynısını bir daha kopyaladım. Ama bak burada şeyden bahsedeceğim. Dikkat ederseniz sürekli olarak bir Firebase servis yani bir servis kolu. Bunun yerine şurada şeyler yapabilirsiniz. Setup var bunun içerisinde tamam mı? Setup kısmında şuradaki birkaç instance'ınızı burada set edebilirsiniz. Mesela bir şöyle final Demim de bir Firebase servisiniz var diyelim. Tamam mı? Bu Firebase servisinizi de şurada yükleyebilirsiniz ya da başka yerelleriniz var falan burada bunları baydedebilirsiniz. Sonra en nihayetinde şunlardan kurtulursunuz. Tekrar kod satırı yapmamış olursunuz. Şimdi get student get only one student get students diyelim şuna. Aslında bu get student daha mantıklı şu Şimdi get student dedim. Bak şimdi Firebase servis nokta get student bekliyorum. Bak string key bekliyor. Key'e de mesela şu an belli verdim. Şimdi veli verdiğimde bana ne dönecek? Responsive'a bakacağım. Benim aslında beklentim bunun student olması. Tamam mı? Basıyorum. Bakalım neler gelecek karşımıza. Şuraya da de debug'ımı atıyorum. Firebase servisine gidiyorum. Bak şimdi. Gidecek. O logic'te veli çalışacak. Ama diyecek ki. ayda Gelen data ne? Null geldi. Null geldiği için de JSON parse yapmayacak. Ve hata gelecek. Bak. Bir hatayı engellemiş oldum. Ben geliyorum burada. Oysa ki ama şunu verseydim. Ha bak burada diyorum ki mesela şunu yapmalıyım belki de. Return feature mesela şuraya geliyor ya. HTTP işte status code ok. Ama şurası boş. O zaman da şöyle yapmalıyım. O zaman da kendime bak ders çıkartıyorum. Düzeltiyorum şu an. JSON model is empty mi? Is şurada is empty mi var? Is empty ise abi return feature error de diyebilirsiniz. Kullanımlarda throw mesajı da çok meşhurdur. Null throw empty şöyle basarsanız şöyle throw bir nal geldiğini anlatmak için eğer buna düştüyse o değilse else de bu diyebilmeniz için bu da güzel bir kullanımdır. Bunu da tercih edebilirsiniz. Yani feature error demek yerine throw kullanmak dokümanlarda da yazıyor. Şimdi ben buna tekrardan istek attığımda debug de dediğimde ya da debug demene run da senin şeşke daha hızlı olacaktı. Şimdi bu adam bana görüyor musunuz? Is empty metodunu at. Zaten burası json model null geldiği için şimdi zaten direkt patladı yani. Result.body al Tamam mı? Ondan dolayı zaten burada da throw geldi. ona dal geç. Ya da şurada daha iyi bir yönetim yapmak için şöyle de yapabilirim. JSON model is null. Is, da JSON model işte nullsa diye burada şöyle de yapabilirim. Null throw exception. Şuraya tekrar çalıştırırsam. Düzeltiyorum yani. TDD'nin mantığında da bu var işte. Alıyorum ben şu an bu yaptığımı. Düzeltiyorum. Düzeltiyorum ve doğru sonucu bulmaya çalışıyorum. Unutmayın ki ama bu en nihayetinde ön yüzünüzdeki bir geliştirmenin karşılığı olacak. Şu bir durdu da şurayı tekrar çalıştırayım. Yani siz burada dediğim gibi şey yapabilirsiniz. Hani e, ön serviste bağlayayım falan. Yani bundan sonra zaten tamamen sizin kendi hocanız. Ben şu an bunu başka bir derste Flat File döndü anlatacağım. Neler yapacağımızı ya da student'ı bağlarız. List, bireysel profil sayfası yaparız falan da. Şu an günün sonunda benim amacım TDD mantığını ve Firebase Flutter'daki karşısında size en basit ve bence en çok kullanılabilen yöntemle göstermek. Gördüğünüz gibi burada sorun alıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz diyorsunuz. Mesela backend'ini de şu an ben buradaki backend düzeltemediğim için otomatik olarak. Ya yani bir sorun var diyorsunuz. Ya da şurada ne döndürüyorsunuz? Get student diyor ya. Eğer 200 geldi ve başarılıysa bir tane boş belki empty student döndüreceksin. İşte ona göre bir şey yapacaksın. kendi Logi'ni burada yazacaksın. Ama ben şu an için JSON model boş geliyorsa Null döndürüyorum. Ha, ama boş gelmeseydi yani şunu alsaydım şuradan. Beklentim de şu. O zaman şu anki senaryoda bana diyecek ki Backend arkadaş. Ya bunu bir denermesin diyecek. Sen ne yapacaksın? Butona baksan falan filan. E, ya burada direkt iki iki satır kodunla hazır hepsi. Bak response geldi. Joe geldi. Bu student'tır bu. Başarılı. Abi o zaman diyorum ki şunu diyorum şu an. Mobil uygulama geliştiricisi olarak diyorum ki abi diyorum backend'de bir problem yok, ee, gelen modellerin listesini kontrol ediyorum. diyorum. Getstudios'a gidiyorum, modelleri kontrol ediyorum. Acaba diyorum bir key mineral geliyor ya da içeride bir boşluk mu var? Bunu anlıyorum ve ona göre bunu geliştirmeye çalışıyorum. Backend'de bunu düzeltiyorum. Burada bakıyorum falan tamam mı? Ya da burada bir kod yazıyorum. Response'un içerisinde işte diyorum ki hani bu bir list ya işte bunun içerisinde ver diyorum. Bu var mı? Bu student'ı exempt olan var mı işte? Diyorum ki item işte item dedim aslında şey item nokta exempt olan var mı? Tamam mesela bunu diyorum. Sonra bunu var x diyorum mesela. Eğer bu x diyelim ki şeyden büyükse x nokta length hani çünkü bu bir liste döner sana. Is not empty ise Tamam mı? Ha, diyorum abi burada bir boşluk var haberin olsun falan. Böyle çözüyoruz bu işi. Ama bak dikkat et bunu hiç daha arkaya gitmeden tekrar 3-4 satırda bitiriyorum. Ve buradaki bağladıktan sonra geliyorum ekranımı bitiriyorum. Buradaki TDD veya test yazarken en çok dikkat etmeniz gereken konular bunlar. Ve bu seviyede yaparsanız bakın gerçekten bir başlayın böyle tık 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 bütün servislerinizi kollarınızı yapacaksınız başlayacaksınız ve gerçekten inanılmaz böyle unit test yazmaya ısınacaksınız. Unit test yazmaya ısınmak da hayatınız boyunca size çok büyük avantajlar kazandırır bence. Her projede unit testi artık olmalı diye olacağını düşünüyorum. Olmazsa olmaz bir şey olarak görmüyor kimse ama unit testi için de eforunu kimseden beklemeyin. Size iş olarak da muhtemelen kimse size unit test yazın demeyecek. Unit test bence bir insanın kalitesinin karşılığıdır. Kalitenin karşısında almak istiyorsan yazacaksın Biliyorsunuz en son gitleri de yönetiyoruz. Bir branch açayım sizin için de şurada çok hızlıca. Features, e, unit test diyeyim. Unit testing. Git checkout. Features, unit testing diyeyim. Şimdi buraya git add diyeyim. Git commit, xm diyeyim. E, this package edit sample unit test and users scenario tamam iki test ekledim bunları buraya yazıyorum git push exu origin diye diyorduk hatırlarsanız Buradan da şunu attığımda bu iş bitmiştir. Şimdi bundan sonra da ben giderim merge'imi pull request'imi oluşturur bitiririm. Ama unit testle muhtemelen kafanızdaki senaryolar bence herkes bundan sonra şuradakilerine bakarak herhangi kendiliğinde olur. Çok rahat unit testini yazabilir ve işini de çok daha efektif geliştirebilir. Çünkü Flutter'da özellikle bunu yazdığınızda siz aslında bu çalışanın kesin olarak aldığında bu listeyi de aldığında gidip Android iOS tarafında UI'yi bağlayıp bunu bağladığında bu iş bitiyor abi. Bu kadar yani. Servisini yazıyorsun, bir şeyini bağlıyorsun, pat bitti. Şurada baktığın sürece de inanılmaz güçlü, kaliteli ve hatayı daha yönetebileceğim bir uygulamayı elde etmiş oluyorsun. E, bakayım başka bir şey yok. Bu unit testi için şu anlık bu kadar. Belki ilerlediğinde daha böyle advanced senaryolar yani belki daha kompleks unit testler yazarız birlikte tartışırız. Siz yazarsınız, yorum atarsınız vesaire birlikte yaparız. E, herkese bol mantıklı kodlamalar, iyi çalışmalar.